Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Warhammer 40.000 Dark Tide'la karşınızdayım. Biliyorsunuz bu oyun geçen hafta çıkmıştı ama vakitsizlikten anca bugüne video çekme şansımız olabildi. Arkadaşlar ben Game Pass üzerine oynuyorum. 30 liralık ödemiştim. Oradan bedava buna ulaşabiliyorum. Steam'de 400 civarı. Normal satıyor oyunu 500 lira. Bu oyuna değer mi değmez mi hep beraber kararını beraber vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben sizi neden böyle direkt böyle bir ekranda karşıladım. Arkadaşlar oyunun yükleme süreleri o kadar uzun ki yani böyle insanın sabrını sınayacak düzeyde. O yüzden şöyle bir şey yapayım. İlk oyuna girişiniz yaptığınız zaman size işte ırkınızı mırkınızı işte nereden geliyor gezegeninizi şunu bunu falan hepsini seçtiriyor. Onları kafanızı gösterin, hiçbir özelliğini pek göremedim, ekstra bir artısını. 4 karakter var işte, warrior, sharpshooter, büyücü, bir de orta sınıf daha vardı. Bu dördünden birini seçiyorsunuz, yanda hemen şeylere tıklayabilirsiniz, orada direkt neler olduğunu gösteriyor falan. Öyle mi, dövüş sisteminizi ayarlayabilirsiniz. Oyunun özelliği biliyorsunuz zindan üzerine kurulu. Daha çok en güzel örneği Killing Floor 2 arkadaşlar. Tabi Killing Floor'un yanına yanaşabiliyor mu, onun kadar iyi mi, onun kadar vuruş hissi var mı yok mu, onlara daha içeride bakacağız. Hiç oralara girmek istemiyorum pek. Oyunda orta şekerim diyebilirim. Oyunun arkadaşlar müzikleri, grafikleri, atmosferi gayet iyi yapılmış. O konuda da adamın hakkını yiyemeyiz. Ama oyunun dinamikleri konusunda bazı sıkıntıları var. Optimizasyon sıkıntıları var. Bunu hep beraber değineceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hemen şuradaki adama bir tıkladığınız zaman göstereyim. Burada silahlarınızı birazcık yükseltebiliyorsunuz. Örneğin yeşile çeviriyor. Bunu bir üstüne mora, şu bu diye gidiyor. Warhammer'da bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Tüm Warhammer oyunlarında çok derin build hazırlamazlar. Çok derin skill sistemine girmezler pek. Bakın kaç tane videomuz var bizim Warhammer hakkında. Hep genelde böyledir. Sana dünyanın şeyini söyler. Bir sürü böyle skill koyar. Ama hep %1 arttırır. %0.2 arttırır falan falan. Kalabalık görünür. İşlevselliği o kadar iyi değildir. Bir şekilde çalışır ama her zaman için böyle sizi abi çok fena yaptım der ama çok fazla ufak bonuslarla geçiştirir. Şimdi şuna bir yeni perk verseniz böyle azıcık 0. bilmem ne ufacık bir perk atıyor. Ben bir silahımı öyle yapmıştım. Oradan biliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Burada silahlarınızı yükseltiyorsunuz. Şurada bir satıcınız var. Şu arkadaşlar şey nasıl diyeyim? Bu da 11 açılmış pardon. Ya bir de bunları yan yana koymamış. Sanki ta öbür tarafa koymuş. Şunu gezmez diye. Şurada bir şuna giriyoruz. Abi burada diyor ki ya bak kostüm mostüm yaptım. Bunları şıkırdım mıkırda diyor. Böyle bak böyle bir para mara da satarım diyor. Böyle bir adamı istiyorsan diyor bu parayı vereceğim diyor. Abi biz de şimdilik işimiz olmaz diyoruz. Bize oyun onu vermiyor diyoruz. Şimdi şöyle bir devam edelim. Burada silah şeyimiz var. Menüler çok geç geliyor. Bakın göreceksiniz. Aa bak abi böyle geliyor abi. Şöyle bir şey yapmış. Hatta tabanca ama makine tüfekle gidelim. Şu da iyiymiş aslında. Hellbone, Laskan falan diyor da. Biz de öbürkünden gideriz. Şu şekilde silahlarınızı buradan alıyorsunuz. Böyle 2 saat bana getireceğim de ben silah beğeneceğim kardeş. Neyse buradan çıkalım. Sonra arkadaşlar oyun bu kadar. Bir de invent'e basalım. Şurada bir feed bölümü var. Kısa bir çok derin olmayan bir özellikleriniz var. Çok kötü değil. Orta şeker ama işte siz abi ne diyor bak. Bu işte onların zayıf noktalarını falan vuruyormuş bir şey. Şurada biraz daha bombalarımızı arttırıyormuş. Şurada yine Tautlus alakalı yani onların yine zayıf noktası vursun daha kötü vurursun falan. Şurada doldurma hızları var. Şu arkadaşlar böyle destek atıyor, dolduruyormuş onları. Ana skill'leri böyle veriyor zaten. Birazcık şey falan alıyorlarmış. Bakın. Yani biraz elit melit öldürürsek biraz mermi falan alıyorlarmış. Şu zayıf noktalarını vuruyor. Yani diyor mu ana statlarınız fena değil. Sharpshooter. Tabii sınıflar arasında geçişler ve takımda oynama ve oyun içindeki rolleri de çok önemli olacak sınıfların. O yüzden de yani bunlar içeride fark edeceksiniz. Çok fazla bir farkını göremiyorsunuz.
Belki ilk levellerde böyle olmuş olabilir. Ona hiçbir şey diyemem. Belki çok ileride açılıyordur. Acayip sınıflar ortaya çıkıyordur. Ama onu yapması için beni oyundaki dinamiklerle bu oyunu lan ben abi işte işteyken veyahut da okuldayken ve ya akşam eve gideyim de şöyle yemekten sonra çayımı da yanıma koyayım güzel bir işte Warhammer oynayayım dedirtmesi lazım. Bana bu oyun onu dedirttirmiyor. Onu şimdi içeride ben size anlatacağım ve göstereceğim. Şimdi Quick Play diyoruz. Herhangi bir yer çıkmadı. Şuraya girerim mi? Neymiş burası? Play diyeyim ben. Sanırım birinci zorlukta. Bir girelim bakalım. Şimdi böyle arkadaşlar bastığınız zaman şimdi bizi takım arıyor. O takımı bulacak. O takımı bulduktan sonra da biz gireceğiz. Ya oyunun diyor mu birçok şeye bekleme, bekleme, bekleme. Şimdi takıma bulabilirsek ki şimdi bakın onu arayacak. Eğer bulamazsa içeride bir daha bekletecek. O bekletmede de işte adam yine gelmezse botlar gelecek falan. Bizi biraz uğraştıracak. Bakın birkaç kişi kimler seçmiş, kimler gelmiş. Bir bakalım. Şimdi zorluk seviyesi 1'e geldik. Evet, şimdi seçti. Şimdi 57 saniye sayacak. Ben geldim. Şimdi finding player diyor abi. Bakacağız bakalım var mı yok mu. Şimdi bir daha bekleyeceğiz abi. Büyük ihtimalle sonra bulamazsa ki oyunun geçen hafta ilk oyun çıktığı günleri bayağı adam geliyordu. İşte oyundaki sıkıntı işte burada kaynaklanıyor başta. Abi insanlar bakın devam etmemiş oyuna. Şak 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 adam buluyordu. Şimdi adam yok. Evet geldi iki tane. Eğer bir kişi daha gelmezse şey yapacak. Bot. Az önce ben girdim ve sizden önce arkadaşlar hep botlarla oynadım. Öyle bir sıkıntısı var. Bunlar level 6 olmuşlar abi. Biz 600 diyorlar. Biz 500 abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakın ilerledim. Evet, bulamadı. Bot geldi büyük ihtimalle. Oyun içinde de biliyor onları. Şimdi bizim böyle bir tünelde gidiyor. Arkadaşlar şu bir anlatsın da şu esir bizim konuşmamızı bir bölmesin. Değil mi? Oyunun içeri falan çok güzel aslında. Arkadaşlar biz mahkum olarak başlıyoruz. Ama imparatorluğumuzu acayip bağlı bir adam olduğumuzu söylüyoruz. O yüzden de bizi affediyorlar falan bir şeyler oluyor. Buralara saldırıyorlar, maldırıyorlar. Oyun sonra biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Ve bu yaratıklarla ve bizi işgalcilerle bu tünel sistemine gidip savaşıp geri ana üssümüze dönüyoruz. Oyunun konusu bu arkadaşlar. Ekstra bir şey yok. Önüne kim çıkarsa öldür diyor abi. Gidiyorsun. Küreğimizi, müreğimizi kapan gidiyor. Şöyle bir tane skillimiz var. F skilli. Değil mi? Atmosfer falan oyunda iyi. Grafikler iyi. Yani ama değil mi? Bir şeyleri daha iyi olması lazım. Takım bazlı oynamayı hissedemedim ben bunda. Herkes kafası göre takılıyor falan. Bu iyi bir şey değil. Ne diyorsun abi sen? Ben de sana bunu yapıştırdım. Bak gittiler abi. Takım bakın yok. Rastgele şimdi orada ölecekler. Onu kaldıramayacağız falan. Şunu basalım. Adamların nereden geldiğini göremiyoruz arkadaşlar. En büyük sıkıntıların bir tanesi o. Yani harita en azından olmalıydı yani. Tamam bu survival oyunu harita koymama bir tercih. Ama abi en azından olmalıydı. Bak devamlı adam geliyor. Yani ne oluyor abi? Bak daha geliyor abi. Bunlar nereden çıkıyor hiç bilmiyoruz ya. Yani.
Gidiyor abi. Buffalo Bill gidiyor abi. Ya git abi sen. Şimdi biraz daha ölecek arkadaşlar. Onu kaldıramayacağız da. O kadar çok yaratığın içinde ölecek bak. Bak hiçbir bakın, karakterden herhangi bir özelliğini göremiyorsunuz. Değil? Herkes abi eline bıçak bulup aa bak. Gidiyoruz abi. Ne oluyor abi? Kim nereden geliyor? Bak. Ha, bıraktık oyun. Takım bakın gitti. Taktik falan kalmadı. Kim nereden geliyor? Nereden gidiyor? Abi atma şunu kim yapıyorsa ya. Ben sharpshooter'ım abi. Ben milli oynamak istemiyorum ama. Milli oyuncu ne bu oyunu? Ha bu nereden geldi şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya. 2 saniye boş bırak bak. Görüyoruz mu abi bak nereden geliyorlar? Habire yiyoruz ya. Bak o adamı da vurdu şimdi bak. Abi şey demek bu demek değil yani hayatta kalma oyunu her yere yaratık koymak değil ya. Düzgünce koy. Şurada bir hayat var. Headhunting. Boşu boşuna yedik ya. Ya bir taktik uygulayamıyorum yani. Zayıf noktasını göremiyorum. Bak ak görüyorsa bak bu nereden vuruyor şimdi bak. Aydın hayatımız full. Bak. Find a way down. Ammo time, so
savuşa. Abi mermi de az, mermi de çok yetmiyor. İlla mini oyna diyor oyun bana. Abi benim amacım böyle ya. Daha iki mermi sıkacağım, ben yatıracağım. Bize mermi düşmüyor ki abi. O kadar çok az mermi veriyor ki işte oyun. Bu da en büyük sıkıntı. Mermi bitti bitiyor ya. Şeye geçeyim bari abi ya. Bıraktım yani. Adamı dağıtıyor artık. Lazım. Tamamdır. Büyük ihtimal bir şu an odaya geçtik ama abi. Şu silahımıza bir şeyler bulsaydık ya. Kılıcı kaldık. Abi herkesi birden doldurması lazım. Herkes kafası göre alıyor. Aa, aldı bak, bana yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Yok ya. Bak buna da almışlar. Yani bu neye göre? Hıyara bak ya. Dağıt herif beni. Engaging. Focus. Fire. Kaldıralım ya adamı. Sonunda mermi aldım. Orada kaç tane? 10 tane. Abi bu o yani. Bu kafa abi, ben sharpshooter'ım ya. Yani ben nereden mermi bulacağım? Just a
Yok abi bak. Aa bak atan gelmiş bir herif ya. Bak daha var ha. Arkaya bak abi bak. Bakmıyoruz arkaya. Dağıtıyorlar abi. Abi takım yanına gidelim. Hadi abi. Ah bekle abi orada. Ne abi bekle abi orada. Şey. Devam edelim bakalım. Come again. Good on coming in. Hey bomber. Hero ready and for ya. Panic will be abi ben bıraktım. Ben niye şarpıştır olayım ki? Ben kılıççı olayım abi. Şu ayı adam alalım. İşi götürelim bak. Yirmi tane mermi varmış. Sağlam geldi. Abi kim atıyor yeter ya. Saniye silah sıkamıyoruz. Lan bunlar neydi? Abi şu nereden sıkıyor lan? Bombayı
Gelin abi, tam oldu ortalık. Sana şunu daha çok geri bırakmışım. Ooo, dağıttılar beni. Şurada hayat vardı, onu alacağım. Abi şu herif çok iyi, hiçbir şey göremiyoruz ya. Lan ne oluyor ya? Bitirmişiz herhalde. Evet. Evet, bitirmişiz. Level almışız. Şöyle bir silah açmışlar şey bize. Genelde aynı silah açıyor. Mesela MK5 açmış mesela. Bunun 1'i, 2'si, 3'ü vardı. Auto shotgun şey. Devam edelim biz. Arkadaşlar dediğim gibi yani Warhammer'dan bu şekildeydi. Yani dediğim gibi ortadayım. Yani bir şeyler eksik. Hani böyle daha iyi bir dinamiklerle daha keyifli oynatabilir aslında. Oyunda potansiyel çok yüksek. Ama dedim bakın şu yükleme süreleri, optimizasyonu, takımlar içindeki karakter dengelerini daha iyi yapması lazım. Bakın herkes rastgele oynadı. Hiç kimsenin hiçbir üstünlüğü, öbüküne bir şey olmadı. Ama tekrar söylüyorum. İleride çok açılırsa ve herkesin böyle iyice şeyleri ortaya çıkarsa bu karakter özellikleri zor modlarda falan belki o zaman daha farklı olabilir. Ama buraya kadar onu göremiyoruz pek. Rastgele oynuyoruz. Ben kendi adamımın hiçbir özelliğini kullanmadım. Hiç kimse kullanmadı. Rastgele oynadık. Ama dediğim gibi zor modlarda belki biraz daha öne çıkabilir. Arkadaşlar dediğim gibi yorumlarınızı merak ediyorum bu oyun hakkında. Dediğim gibi Game Pass'ta ulaşmak daha mantıklı. 500 lira kesinlikle vermeyin bu oyuna. Onu etmez. Çok daha iyi örnekleri var. Gidin arkadaşlar bu Half-Life'ın neydi o bir şey? Blood olabilir. Tam ismi aklıma geldi kusura bakmayın. O oyun bile çok daha iyi olabilir. Veya gidin Killing Floor 2 alın çok ucuza. Müthiş bir şekilde acayip bir keyif alın. Her silahın, her karakterin bir ağırlığı var o oyunda.
onu oynayınca fark edeceksiniz. Bunlar arası farkı. İşte bunlar onu pek becerememişler gibi geldi bana. Belki peş peşe yerse biraz daha iyi olabilir. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Şimdi abonelik butonuna bir göz kırpmayı arkadaşlar unutmazsanız memnun etmiş olursunuz. Lütfen mesajınızı gönderin. Bu oyun hakkındaki mesajınızı merak ediyorum. Burada yavaş videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir oyun videosu görüşmek üzere diyorum. Belki bir Anvil oyunda olabilir. Bir tane hayatta kalma shooter tarzı, o da enteresan olabilir. Onu da belki bir çekmiş oluruz. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.